Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber iPhone 15 serisi hakkında ortaya çıkan tüm sızıntıları derlediğimiz bir video ile karşınızdayız. İşte Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri hakkında tüm sızıntılar. Bildiğiniz gibi her yıl Eylül ayında olduğu gibi bu yılda iPhone 15 serisi karşımıza çıkacak. Yine Türkiye'de kesin olarak geleceğini belirtelim. Fakat fiyat tarafında biraz dudak uçuklatıcı olacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 serisinde karşımıza çıkan vergiler ve dolar kuru arasında devasa bir fark var. Bu yüzden iPhone 15 modellerinin bir aylık pahalı olmasını bekliyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü dolar bazında da ufak bir artış gözleniyor. Yani yıllardır iPhone serileri hep aynı fiyat tanıtılsa da bu yıl biraz daha pahalı olması bekleniyor. Tabii ki 100 dolarlık bir artış ülkemiz için 2000 TL olarak gelebilir. Fakat bizde verginin vergisi de alındığı için tabii ki 2000 TL değil de çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz. Yani aradaki makas daha da açılacak gibi görünüyor. Yani şöyle özetleyebilirim. iPhone 15 Pro Max veya farklı sızıntılara göre iPhone 15 Ultra olarak adlandırılması beklenen serinin en güçlü modeli 1 TB'lık versiyonuyla 60.000 TL'nin üstüne kadar çıkabilir. Bu da asgari ücretin önümüzdeki dönemlerde 10.000 TL olacağını varsayarsak 6 aylık bir maaşla alınabileceği anlamına geliyor. Tabii ki fiyat konusundaki sızıntıları da gündeme getireceğiz. Fakat bizim için önemli olan iPhone 15 serisinde bizi ne gibi özellikler bekliyor? Çünkü köklü değişiklikler olması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre 15 ve 15 Plus modellerinde de dinamik ada özelliğinin olacağına dair sızıntılar vardı. Fakat ne yazık ki artık son dönemlerde tanıtım tarihi yaklaştıkça bu sızıntıların netleştiğini söyleyebiliriz. Yani serinin düz modelinde ve Plus modelinde ne yazık ki dinamik ada olmayacak. Yani iPhone modellerinde görmeye alışık olduğumuz çentikli ekran tasarımı karşımıza çıkmaya devam edecek. Fakat yine Pro ve Pro Max modellerinde dinamik ada özelliğini görmeye devam edeceğiz. Tabii ki Pro Max dedim ama bazı kaynaklar serinin Ultra modelinin olacağını iddia ediyor. Yani Pro Max yerine Ultra varyantı olabilir. Böyle bir şey olursa pek de bir şey değişmeyecek. Sonuçta Pro modelinin daha büyük ekranlı bir hali olarak karşımıza çıkıyordu. Muhtemelen Ultra da öyle olacaktır. Eğer Ultra olarak adlandırılırsa. Dilerseniz kamera tarafından başlayalım. Kamera tarafında iPhone 14 serisinde bildiğimiz gibi Pro ve Pro Max modellerinde 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılmış. İddialara göre iPhone 15 serisine ait tüm modellerde bu yüksek çözünürlüklü 48 megapiksellik lens kullanılacak. Yani her modelinde olup olmadığı henüz kesin değil fakat uygun fiyatlı olarak tabir ettiğimiz iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde serinin önceki modellerinin Pro ve Pro Max'inde kullanılan 48 megapiksel lensin birebir aynısı iPhone 15 ve 15 Plus'ta kullanılacak. Bu da önemli bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüksek çözünürlüklü kamera artık Android tarafı çoğu markanın yaptığı bir şeydi. Yani insanlar baskı alacağı bir görüntüyü veya büyük bir ekranda kullanacağı bir görseli yüksek çözünürlüklü olarak iPhone modellerinde çekemiyordu. Çünkü 12 megapiksel ile sınırlandırılmıştı. Tabii ki lens tarafında ne kadar Android'den üstün olduğu çoğu kısım olsa da yüksek çözünürlük tarafında ne yazık ki sınıfta kalmıştı. Fakat Apple iPhone 14 serisi için sevenlerini dinleyip Pro ve Pro Max modellerinde 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera sunmuştu. iPhone 15 serisinde bu baz modelleri de gelecek. Yani 15 ve 15 Plus modellerinde de yüksek çözünürlüklü kamerayı kullanabileceğiz. Tasarım olarak baktığımızda seriye ait tüm modellerin oval bir yapıya sahip olması bekleniyor. Bu da ele daha kolay oturmasını sağlayacak. Aslında bomba gibi bir iddia var. Yani bunu yıllardır konuşuyoruz ama bu sefer gerçekleşiyor galiba arkadaşlar. Çünkü iPhone 15 serisi Type-C girişiyle gelebilir. Uzun süredir AB tarafından zorlanan Apple evrensellik açısından her telefonun aynı girişe sahip olması konusunda tutucu davranıyordu. Apple uzun bir süre bunun karşısında durdu. Yani iPhone 12 serisinden beri bu Type-C girişi iddia ediliyordu. Fakat Apple 12, 13 ve 14 serilerinde ne yazık ki Type-C girişine yer vermedi. Ne yazık ki diyorum çünkü Apple kullanıcıları da bu konuda muzdarip. Lightning girişi kullanan telefon artık kalmadı. Kalsa da her yerde bulmak mümkün değil. Yani bir Type-C girişinin olması en azından evrensellik tarafında her yerde kolaylıkla bulunabilir.
istediği için daha kolay olacaktır veya Android'ten Apple'a geçen kullanıcılar için daha da avantajlı hale gelebilecektir. Çünkü içinden bildiğiniz gibi şarj aleti çıkmıyor. Bu yüzden bence Type-C girişinin olmasının önemli bir avantaj olacağını söyleyebiliriz. Fakat yine ortalıkta bir kesinlik söz konusu değil. Yani şöyle bir iddia da var. Apple Amerika'da sattığı modellerinde Lightning girişine devam ederken Avrupa'da sattığı modellerinde Type-C girişine devam edebilir. Yani farklı konular var fakat %80 ihtimalle iPhone 15 serisinin Type-C girişiyle geleceğini söyleyebiliriz. İşlemci tarafına baktığımızda ise önceki serilerde de alışılageldiği üzere 15 ve 15 Plus modellerinde A16 Bionic işlemcisini kullanacak fakat Pro ve Pro Max modellerinde 3 nanometre mimarili A17 Bionic işlemcisinden güç alacak. Apple'ın işlemci tarafında gayet başarılı olduğunu biliyoruz ve 3 nanometre üretim sürecinden geçmesinin ise transistörler arası mesafe minimuma indirgendiği için gerek güç tasarrufu gerekse hızlı ısınma gibi problemlerin önüne geçecek. Yani hem az güç harcayacak hem de yavaş ısınacak arkadaşlar. Apple'ın en güçlü işlemcisi olduğu için tabii ki performans konusunda da herhangi bir sıkıntı yaratmadan kullanıcıları karşılayacaktır. Yani bir sorun yaratmayacağını biliyoruz. Zaten şu anda piyasada 3-4 senelik iPhone'ların dahi hiç kasmadığını biliyoruz ve görüyoruz arkadaşlar. Hala iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri aktif olarak en çok satılan Apple telefonları arasına yer alıyor ve iPhone 15 serisinde yine yıllarca kullanılabilecek bir işlemciye, güce sahip olduğunu belirtelim. Tanıtım tarihinde ise 6 Eylül işaret ediliyor arkadaşlar. O gün yine Türkiye'de giriş yapacaktır. Yani en başta bir tanıtım gerçekleşecektir. Sonra Apple mağazalarında telefonları deneyimlemek mümkün hale gelecektir. Fiyat tarafına baktığımızda ise %10 veya %15'lik bir fiyat artışı olacağı söylentisi vardı. Son sızıntılara göre bu fiyat artışı Amerika'da olmayacak fakat Avrupa'da satılan modellerde olacaktır. Bu yüzden ülkemizde serinin önceki modellerinden daha pahalı bir iPhone 15 serisi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bir de tasarım olarak daha çıkıntılı bir kamera kurulumu ve yan tarafında iPhone'la özdeşleşen ses kısma tuşunun değiştirilmesi bekleniyor. Yani bildiğiniz gibi bir switch vardı. Aç kapa yapabiliyordunuz. Telefonu sessize alabiliyordunuz yani bu şekilde. Fakat bu switch daha farklı bir yapıya sahip olacak. Yani bir switch değil de dokunsal bir tuş olacak. Bu tuş sayesinde sessize alıp geri açmak mümkün hale gelecek. Yani iPhone'la özdeşleşen o meşhur sessize alma switch'inin iPhone 15 serisiyle birlikte artık gelmemesi bekleniyor. Fakat bazı kaynaklar 15 ve 15 Plus modelleri için bu iddianın gerçek olmadığını, yalnızca Pro ve Pro Max modellerinde dokunsal geri bildirime sahip tuşun olacağını iddia ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni iPhone 15 modelleri hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. 6 Eylül tarihine kadar iPhone 15 serisi hakkında yine ortaya çıkan bir sızıntı olursa sizleri bu durumdan haberdar edeceğiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın.